Ölüm ve kabir hayatı aslında bir yalanın bitişi, bir hakikatin başlangıç yeri bizim için. Övündüğün, biriktirdiğin, ayetin ifadesiyle çoklukla övündüğün işte malların, çocuğun, çocuğun, neslin, şanın, şöhretin, bilmem neyin, oyun, buyun hepsi bitti. Bunların hepsi yalandı, bitti. Şimdi diyorlar ki zaten bir hakikatte uyanacaksın artık. Bir hakikatte karşılaşacaksın. Hiç bitmeyecek zevkleri, lezzetleri istiyorsun. Bir yanda her yerde olmak istiyorsun. Ölümsüzlük istiyorsun. Hasta olmak istemiyorsun. Sıkıntı çekmek istemiyorsun. Rahat istiyorsun. Demiyor musun ya lan bir yatsam da kalkmasam. işte kabir. Sessiz, sedasız. Kimse rahatsız etmeyecek ya. Gerçek bir ünker O da senin dostların zaten. Selamun aleyküm aleyküm selam. Öyle korkutucu tabloları aldamayın. Onlar bizim için değil. Ehli iman için değil. Korkmayın ya. Bak mı söylüyorum. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin. Ve ala aleyhi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin. Salavat. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin. Ve ala ala seyyidina Muhammed. Geceniz geceniz mübarek olsun. Hoş geldiniz. Konumuz ölüm, kabil ve toprak. Bizim 30 Mayıs 2023 Salı günü. Bağımın dünürü bizim de aile büyüğümüz Ahmet amcamız vefat etmişti. Tabii vefat esnası birkaç gün böyle bir taziye ve defin işlemleri vesaire derken bugün de o, o süreçte en azından tefekkür edebildiğim manaları anlatmak noktasında ölüm ve kabir ve toprakla ilgili birkaç noktaya nazar vermeye çalışacağım. Kur'an'ın tefsiri olan insanın üzerinden. Şimdi bir Müslümanın tahkiki imanını gösteren ölçüler benim kendi tefekkürüm bu. risale genel çıkarmış olduğu mana. Ya bir insan tahkiki iman sahibi olduğu nereden anlaşılır bir müminin? Bir muvaffakiyetteki tavrı. Bir şeyde muvaffak olduğunda bu kişi nasıl bir tavır sergiliyor? Mesela muvaffak olmuş olduğu bir işte o süreç içerisindeki kişisel gelişimi, kişisel durumu ne halde? Ona bakmak lazım. Çünkü muvaffakiyet büyük bir imtihandır. İnsanın hemen muvaffakiyeti kendi nefsini alır. Bununla ilgili Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bize Kur'an üzerinden, Efendimiz Sallallahu Aleyhi üzerinden bize Nas suresinden ders verilir. Malum namazlarda çok okumayız çünkü tecvid noktasında birazcık zor bir suredir. Sana fetih nail olduğunda Efendimiz Sallallahu Aleyhi Vesselam hayalinizi kullanıp Mekke'ye deve üzerinde giriyor ve Mekke fethedilmiş. Yani zulümle çıkarmış olduğu topraklardan, ana topraklarına tekrardan geri dönüş yapıyor. Bu sefer tabi galibiyetle geri dönüş yapıyor. Ve sana diyor fetih nasip olduğunda, insanlar fevç fevç senin dinine tabi olduklarında ne diyor işte? Allah'a tesbih et, hamd et ve istiğfar et diyor. Bizim için önemli bir ölçüdür bu. Bir insan muvaffakiyeti kendine alıyorsa ve etrafında da böyle bol şak şakçı varsa o insan yavaş yavaş kendini ilah zannetmeye başlar. Ağam paşam sen çok yaşa, padişahım sen çok yaşa, işte bizim dershanemiz hizmet içerisinde, abim senin gibisi yok, abim benim, sen yapıyorsun, sen ediyorsun diye böyle bir dünya şak şakşı varsa etrafınızda Allah muhafaza muvaffakiyeti kendinizden bilmeye başlar. Ve ciddi şekilde ilerleyen zamanlarda kahrun olmaya başlarsınız. Ben kin, kendi ilmimle yaptım. Bu her noktada öyledir. Yani hizmet sahasında da böyledir, iş sahasında da böyledir. Bir muvaffakiyet de bir başarı kesinlikle ve kesinlikle bireyin şahsına ait değildir. O şahsi çaba o muvaffakiyetteki unsurlardan küçük bir cüzüdür. Bu zamanda en büyük tehlike şu. Şu anda siyaset noktasında ehli imanı taraf olmaktan taraftarlığa iten en büyük esbab muvaffakiyeti bir kişiye vermekte yatıyor. Şu anda biz geçmişte kınadığımız olmasaydın olmazdık diyen bir grup vardı birisine. Onun için öyle diyorlardı. Olmasaydın olmazdık. Şimdi biz aynısını ehli iman olarak farklı insanlara söylüyoruz. Bir cemaatin çalışmasıyla vücuda gelen bir başarıyı bir şahsa atfetmek, ona vermek o kişiye harikulade bir e, güç vermektir. Üstad bunun için mesleminünuri'de şirk şirki hafi der. Gizli şirk der. Bak yani gizli şirk. O yüzden dikkatli olacağız. Evet, baştaki kişinin, abinin, işte idarecinin ve hatta iş yerindeki kişinin muvaffakiyetteki hissesi vardır tebrik eder, dua eder, destek veririz ama kesinlikle ve kesinlikle yapanın Allah olduğunu unutmayacağız. Bunu kaçırmayalım ayarı. Diğer bir nokta musibet ve sıkıntılardaki tavrı kişinin imanı, tahkikinin o kişide olduğunu göstergesi. Mesela musibet ve sıkıntılarda nasıl bir tavır sergiliyor? İsyan mı ediyor? Etrafa kahır mı okuyor? Kendisine bela mı okuyor? Etrafına bela mı okuyor? Ondan sonra sebeplerle uğraşıp kendinle yüzleşemiyorsa bu kişinin Tahkiki imandan hissesi zayıftır. Diğer bir nokta ki önemli bir ölçü, kendinde kusur görmesi. Kişinin kendisinde kusur görmesi. Tahkiki imanın göstergesidir. Yani bir kişi eğer kendinde kusur görüyorsa, hatalarıyla barışıksa, hata yaptığında bunu canı gönülden ya da ben yaptım özür diliyorum diyebiliyorsa, bunu laf olarak değil ama gerçekten de samimane söyleyebiliyorsa, bu kişi gerçekten de tahkiki iman sahibi olduğunu göstergesidir. Mesela bunu ölçüsünde dediğinizde eleştiriye karşı duruşuna bakacaksınız. Ondan sonra eleştiriye karşı özür dileyip gerçekten de bunu sahiplenebiliyorsa elhamdülillah iyi bir Müslümandır. Ama yok yani burnundan kıl aldırtmıyor, 80 tane teville teville ediyor. Hatasını görmüyor, kusurunu görmüyorsa yani imandan hissesi çok zayıftır. Evet, imansız değildir haşa ama tahkiki iman zafiyeti vardır ve son olarak da konumuzla ilgili o nokta Ölüme olan bakış açısı kişinin tahkiki imanını gösterir. Yani ölüm dediğimiz hadisatı nasıl yorumluyor? Mesela aşırı derece bir ölüm korkusu, paranoyak şekline girmiş bir ölüm korkusu varsa kişide bu iman zafiyetinin göstergesinde. Ölüme karşı isteksizlik, şefsizlik varsa ya dur ölümü almaya falan şimdi tadımızı tuzumuzu kaçırıyorsun böyle diyerekten ee, bir halit ise tahkiki iman eğitiminin zafiyetini gösterir ki bu Yahudilik vasfıdır. Onlar Yahudiler yani biz değil. Onlar ölümü istemezler diyor. Ama şimdi ölüm tabi zor. Neden zor? Çünkü ölümün sureti var. Bir de hakikati var. Sureti dediğimiz görünüşü. Şimdi görünüşe baktığımız zaman gerçekten de karanlık. Şimdi biz mezarlığa gittik. Bir de yeni Ayaza mezarlığında dept ettik e, meftayı. Cenab-ı Hak gani gani rahmet eylesin. Böyle katlı mezarlar yapmışlar yani. Böyle yani lahit diyorlar, diyorlar, bir alt kat var, bir de üst kat var. Ondan sonra ilk mezarın en alt kata koydular. Bakıyorsun yani, ürkütücü bir tablo yani değil mi? Suret olaraktan, görünüş olaraktan, karanlık, siyah. Taşları diziler tekrardan böyle, tekrardan ondan sonra kapattılar, üzerine toprak attık falan derken, bitti gitti. Zahiri, sirkin, siyah, karanlık ama hakikati, yani hakikati demek bir şeyin suretinin arkasındaki manasıdır. Hakikat ancak özellikle dini tabirde, dini hakikatleri anlamakta Kur'an'ın terbiyesinden geçmekle anlaşılır. Zahire bakarak hakikat anlaşılmaz. Çünkü zahir aldatır. Ya ölümün şimdi zahirine baktığınız zaman siz oradan nurani, nurlu, güzel manzara çıkartamazsınız yani derinlemesine bakmak lazım, yoğunlaşmak lazım. İşte ölümün hakikatine baktığımız zaman nurani, nurlu ve güzel bir hakikat olarak karşımıza çıkar. Ölümün hakikati budur. Ama ne yapacağız? İşte kendimizi dünya geliş gayemize göre anlamlandıracağız. Yani böyle boş beleş işlerden uzak duracağız. Yani özellikle siyaset hala bizi çok ciddi meşgul ediyor. Yani artık seçildi. Seçilen seçildi. Kaybeden kaybetti. Şu saatten sonra yapacağınız bütün çene çalmalar anlamsız. Hiçbir katkınız yok. 4 yıl boyunca hiçbir milletvekiline karşı ve hatta reisi cumhur'a karşı bir e, hak iddia etme, onu yerinden kımıldatma imkanınız olmayacak. Eğer erken seçim falan olmazsa. Doğru mu? Yani yorum yapmayacak kabine nedir? Kabine ne zaman toplanacak? Bu toplanacak seyirciler hiç alakadar etmiyor bu saatten sonra bunlar. Bunlarla fuzuli yere uğraştığımız zaman uğraşmamız gereken işlerle uğraşacak vaktimiz kalmıyor, enerjimiz kalmıyor. Ve biz çok büyük bir hakikati unutuyoruz. Unuttuğumuz hakikat da ölüm. O kadar zahir ve kat'i ve zahirdir ki ölüm bugünün gecesi ve bu günün kışı gelmesi gibi ölüm başımıza gelecek. Mesnevi Nuri de üstad insanı ihtiyata ve ihtimama sevk eden 3 tane sebep sayıyor. Bunlardan bir tanesi ölümdür ki diyor. İhtiyatlı olmayı gerektiriyor ölüm. İhtimamlı, dikkatli olmayı gerektiriyor. Ne demek bu? Ölmek istemediğin yerde olmayacaksın. Çok önemli bir ölçü. Ölmek istemediğin hal üzere olmayacaksın. Mesela düşüneceksin ben bu şekilde ölsem ne olur? İnsan nasıl ölürse öyle dirilir değil mi? Bir de nasıl yaşarsa öyle ölür. Ekseriyet de bu. Bir yere gideceksiniz bir iş yapacaksınız. Bunun kriteri nedir mesela ne yapayım? Ya ben buraya gitsem mesela şu anda burada ölsem ne olurum? Bir düşün. Gerçekten de ya, iyi bir ya burada ölsem ben sıkıntı olmam diyebiliyorsanız oraya gir korkma. O işi yap korkma. Hiç sıkıntı yok. Ama bir şey ya oğlum lan bu da ölsek nedenler en azından ha yani nedenlere kadar da bir düşünme payınız olsun en azından. Ya yani burada ölsem ben ne halde giderim diyebiliyorsanız orada uzak durun. Çünkü hakikat bu. Her an ölüm bizde karşılayacak. Yani duruyor arkamızda. Bir de ihtiyat ve ihtimam mesela biz genelde neye karşı ihtiyat ve ihtimam gösteririz? İlk defa karşılaşacağımız bir şey hakkında ihtiyat ve ihtimam bizde zirve olur. Mesela ben bunu genelde Umre yolculuklarına çok yaşadım. Daha önce Umre gitmemiş kardeşler. Biz gittiğimiz için birkaç kere tecrübe Cenab-ı Hak nasip ettiği için işte sorar abi ne alayım yanıma? Çantaya ne koyayım? İşte neye dikkat edeyim? Çünkü ilk defa gitmiş değil mi? Daha önce gitmemiş adam yani. Şimdi ben de Mevla Nasip Erdoğan'a hacca gideceğim. Şimdi hac için de benim de bilgim zayıf. Yani Umre gibi değil çünkü hac. Hemen şu anda veri topluyorum, bilgi topluyorum. Ne oldu, ne bileyim, neye dikkat etmek lazım? O, bu falan. Birileri beni telefon açıyor, bana tavsiyede bulunuyor vesaire. Bak ihtiyat ve ihtimam var. E şimdi ölüm ve sonrası bizim ilk defa karşılaşacağımız bir şey. Ya ben mesela heyecanlıyım yani <laughs> Azrail Aleyhisselam'la karşılaşacağım e, sen söyle anı merak ediyorum. Ya çok da merak etmiyorum aslında çünkü karşılaşacağım garanti ama yani hangi hal üzere karşılaşacağımızı merak ediyorum. Değil mi? Sonra mesela ölüm bitiş olsa eyvallah. Çok da kasmaya da gerek yok yani. öldük bittik gittik hani. Öyle bir şeydi ki. Kabirde onu tefekkür ettim. Yani kabir Ölüm ve kabir hayatı aslında bir yalanın bitişi, bir hakikatin başlangıç yeri bizim için. Bir yalan bitti yani. ya yani şu dünyanın üçüncü yüzü için anlatacağız. Üçüncü yüzü olan yalan kısmı bitti. Övündüğün, biriktirdiğin, ayetin ifadesiyle çoklukla övündüğün işte malların, çocuğun, çocuğun, neslin, şanın, şöhretin, bilmem neyin, oyun, buyun hepsi bitti. Bunların hepsi yalandı, bitti. Şimdi diyorlar ki sana bir hakikatte uyanacaksın artık bir hakikatle karşılaşacağız. yani bitişi değil o yüzden. Ve ondan sonra mesela ikinci adım olarak üstad şey diyor. Sefer uzun diyor mesela. Acip bir şeyler bekliyor bizi. Manzaralar bekliyor. Yani hadis-i en az siyaset kadar ilgimizi çekse mesela şu hadisleri okusak çok çok ciddi alırız mesela. Efendimiz sallallahu aleyhi ve Cebrail aleyhisselam bugün geliyor. Kabir ve sonrasındaki merhaleler için bir sürü hadislerde ifadeler söylüyor. Böyle olacak, şöyle olacak, sırat böyle olacak. Hesap böyle olacak, bazıları böyle olacak, bazıları şöyle olacak vesaire Bunu anlatıyor, 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 anlatıyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, şefkat abidesi böyle gözlerinden yaşlar dökülüyor ve diyor ki ya Cevahir sus diyor. Yani bir insan diyor bu kadar şeye nasıl dayanacak ya? Mesele bu kadar ciddi. Mesele bu kadar ciddi ama alemimizde bu kadar ciddi mi? Hiç değil. Hala biz açılan sandık, kapanan sandık. Açılan sandık, kapanan sandık. Yani bu kadar mı bir siyaset insanı işgal eder? Harbiden de öyle yani. Televizyon da aynı mesele. Kendi şuurumuzda aynı mesele. Çok dikkatli olmamız lazım gelen bir mesele hakkında. Çünkü şeyimiz yok, hazırlığımız yok. Peki e, ne yapmak lazım? Kur'an-ı Kerim bize sürekli şekilde ecenin müsemma diye tabir ettiğimiz Sıralı ecellerden bahseder. Ölümü sürekli hafızamıza tutmamız için. Mesela gündüz gecenin gece gündüzün ecelidir, değil mi? Gece geldi mi? Gündüz ölür. Gündüz geldi mi? Gece ölür. İşte ay güneşin güneş ayın ecelidir. Haftalar işte günlerin, değil mi? E, günler saatleri mesela hepsi birbirinin sıralı ecelidir. Ve sürekli şekilde bizim kainatta müşahede etmemiz gereken yegane hakikat her şeydeki fena ve fani olan zeval dediğimiz sürekli ayrılıkların farkındalığını yakalamamız lazım. Bu bizi ölüm hakikatine karşı zinde tutacak olan hakikattir. Ve kainata baktığımız zaman Kur'an beyanıyla Alem-i de bu beyanı bize ispat ederek şunu gösteriyor ki bu zemin yüzü dahi acele hareket eden kafilelerin yollarında bir gecelik konmak ve göçmek için bir handır. Bak konmak ve göçmek için konup göçeceğiz. Ya bununla ilgili hep örnek veririm yani tatil yerlerine gittiğimiz zaman işte devre mülkleri gittiğimiz zaman ki vaziyetimizin e, uygulayabilsek şu dünyaya çok kar edeceğiz. Yani koruyup göçeceğiz ya fazla takılmayacağız. Yani 60-70 sene fazla geçmeyecek diyor ümmetin ömrü. Vasati ömür olarak 60-70 sene diyor yani. Hadi bilemedin 80 olsun seniniz Hani ben mesela e, çok fazla yaşamak istemem 95-96-97 falan olursam yani 90 yani 100'ü 100 görür müyüm zor bir ihtimal yani. Ha, görsem iyi olur mu? Olur değil mi yani Allah'ın izniyle? inşallah ben olur diye dua ediyorum. ya, eğer böyle, böyle olacaksak. Yok eğer boş yaşayacaksak zaten yarın ömrümü tercih ederim. ya kendi adıma konuşayım. Ama böyle hizmet olacaksa ondan sonra e, olacaksa yaşa yaşayabildiğin kadar yaşadığın kardır. Ama ne namaz var ne niyaz var ne şuur var ne tefekkür var ne geldiğini bilmiyorsun. Adam uzun gelmiş telefon açıyor bana ya çok hasta dua etti şifa bulsun. Ne dua et abi abi acil paket ya. Bir an önce yerini bulsun çünkü durduğu hata, durduğu zarar yazıyor. Yani bir, düşünsenize namaz yok, niyaz yok, bir adam dünya geliş kaynağı Bu adam uzun yaşasa büyük problem yani. Ama ehli, bazı ehli kamil insanlar işte ölümünden istememelerinin sebebi marifetullah ve ibadette devam için. Yani o yüzden bizim şeyimiz farklı yani. Dikkat edin. Öyle çok fazla ömür istiyorsak babamızın <laughs> hayrını istemiyoruz yani. Hoş. Yani şurada bir 80 yaş dersi yapsak güzel olur değil mi? Elhamdülillah. Kimseden anı çıkmıyor elhamdülillah. elhamdülillah. Her bir şehri 100 defa mezaristana boşaltan ölüm. Yeni Ayaza kabrine gittik. Orada yeni sistemli mezar yapmışlar böyle. Gerçekten yani nizami. Hani yeri de güzel. İnsanın ölesi geliyor yani. yani yüksek tepe falan böyle. Ee, bir de sistemli yapınca mesela dolup dolup geliyor. Biz o gün gittiğimizde işte baştaki mezarı bize vermişlerdi. Böyle boştu. İki gün sonra mı ne işte evlatları falan mezara gitmişler. Ee, ya o sıralar komple dolmuş dediler. Hemen doluyor yani. Geceden açıyorlar, hazırlıyorlar. Hani umre yapanlar bilirler mesela şeyde Kabe'de. Ama her daim günde belki beş vakit şey cenaze namazı kılınır yani. Tıkı 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 tabutlar gidiyor böyle. Onda tabut da yok da böyle şeyler. Ha çalışıyor. Sevkiyat var. O yüzden ne yapacağız? Bu şehri, her bir şehri yüz defa mezarı sana boşaltan ölümün elbette hayattan ziyade bir istediği vardır. Ha, demek ki ben ne yapacağım kardeşim? ölüm varsa bu ölüm benden hayattan fazlasını istiyor. Demek ki bana bir şeyler verilmiş. Ben farklı bir yaratılış içerisindeysem, hayvandan farklıysam, bitkiden farklıysam, cemaatattan yani cansızlardan farklıysam benden istenen bir şeyler var demek ki. Farklı bir şeyler var. Aklını kullandığın zaman bunu anlarsın. Yoksa ya ben yerim içerim yatarım kardeşim şeklinde hayat yaşayamazsın. Ölüm bunu müsaade etmez. Ölüm bunu müsaade etmez. Yani aklını çıkartabilirsen eyvallah hayvan gibi olursun. Ama öyle bir şey yok. Aklın varsa senin, senin akıl seni geçmiş ve gelecekle irtibatlandırıp tazip etmeye başlar ve sana bazı hakikatleri fısıldamaya başlar. E insan sen öleceksin. E tamam öleceğim. E bu hayat bitmiyor. Nereden biliyorsun? E sen bak bakayım ölen hangi şey tekrardan dirilmiyor? Kainata bak. Mevcudata bak. Bunun numunelerini Kur'an-ı Kerim sana anlatıyor. E insan aklını kullan. Göreceğin yegane hakikat nedir aklını kullandığında? Ölümün bitiş olmadığıdır. E bitiş değilse bir başlangıç ise başlayacağım yerde bana ekstra bazı yükümlülükler gerektiren bazı vaziyetler vardır. Diyerekten Tahkiki iman dairesine girdiğimizde evet o zaman anlıyoruz ki ölüm benden farklı bir şeyler istiyor. Bu hayat benden farklı bir şeyler istiyor. Peki ölümü sevmeyi zorlaştıran sebepler nedir dediğimizde ya yani çoğumuz nefsani olarak ölümü pek fazla sevemiyoruz. Sevilmiyor yani hani ben bu kadar anlatıyorum da Hasan abi sen ölmek ister misin deseniz yani biraz daha isterim yani en azından haccı bitirsek güzel olur. Yani 9 Temmuz'dan sonrası için eyvallah diyebilirim ama 9 Temmuz öncesine kadar yani dönene kadar şu Arapa'da çıkıp bir e, reset atmak isterim. Ondan sonra takdir ilahi deriz ama e, yani zahide ölüm pek istenmez. Neden istenmez dediğimizde ben şunu şöyle tefekkür ettim bugün. Biz bir hata yapıyoruz ve bu zincirleme hata birbirini tetikliyor ve biz ölüme karşı ciddi bir şekilde isteksiz ve şevksiz olmaya başlıyoruz. Sebebi nedir dediğimizde bir, insan kendini Kur'an'ın tahkiki iman eğitimine tabi tutmayıp dini böyle kültür seviyesinde yaşamaya başladığında... Öncelikle neyi unutuyor biliyor musunuz? İnsan kendi mahiyetindeki acizi ve farkını unutmaya başlıyor. Mesela şimdi özellikle bu kişisel gelişim kitapları çok revaçta. İşte hayat koçları var ondan sonra böyle bir sürü branş çıkmış. Yani daha 23 24e gelmemiş insanlar psikoloji dersi veriyorlar. Daha psikolojisi yeni oturmuş. Daha oturmaya kalkmamış. Yani 3-5 kitap okuyunca sosyal medyanın vermiş olduğu gazda kitap yazanlar vesaire. Bak şimdi kitabın başlığı şu. Sen sana yetersin. Bir de ayet söylüyorum size. Alak suresinden insan kendini kendine yeter gördüğü anda azgınlaşı verir. Bak şimdi kitabın ismi diyor ki sen sana yetersin. Ayet diyor ki insan kendini kendine yeter gördüğü anda azgınlaşı verir. Şimdi sen sen sana yetersin isimli kitaptan kendini donatma donatmaya bilgini donatmaya başladığında mahiyetindeki aç fark noksan kusuru hayatta anlayamazsın Sende acip bir özgüven patlaması olur. Kur'an senden bunu istemiyor. Ama ne yapacak? Seni kendine yeter olarak görmekten uzak tutuyor. Çünkü böyle bir şey yok. Bu bir yalan. Sen müşfik bir zat tarafından, şefkatli biri tarafından sürekli terbiye olunuyorsun, idare olunuyorsun, bakılıyorsun. Senin vücudun dağılmaya müsait parçalardan terkip edilmiş. bu gurur nedir ya? En ufak bir mikroba karşı koyamıyorsun işte. Bir korona mikrobuna karşı koyamadık. Hani biz bize yeterdik. Hani teknoloji devleri işte ekonomi devleri vardı. Hadi toplansaydılar. Belki de işte bir çorba kaşığı kadar bir mikrobun toplamdaki bir mikrobun oluşturmuş olduğu zahirde bu felaketi engelleselerdi. Ha demek ki insan insana yetmiyormuş. Bu bir yalan. İşte bu bak hata buradan başlıyor. Şimdi kendime mutlak bir varlık olarak bakmaya başladığımda mahiyetimdeki aç fark noksan kusur unutmaya başlayınca bu sefer kainata da bakmaya başlayınca kainatta da ben bu sefer ne görmeye başlıyorum? mutlakiyet görmeye başlıyorum. Her şey sabit. Çünkü ben sabitim. Herkes dünyayı kendi aynasıyla görür. Ben kendimi mutlak ve sabit görmeye başlayınca dünyayı da sabit ve mutlak görmeye başlıyorum. İkinci adım bu oldu. Bu sefer ne oluyor? Bağlanmaya başlıyorsun. Şimdi dünyayı Risale'nin çeşitli yerlerinde Üstad 3'e ayırır. Kur'an'dan almış olduğu derste. Dünyanın bir yüzü esmaya bakar. İkinci yüzü ahirete bakar. Bu iki yüz noktasında dünya sevilir. O yüzden biz dünyayı severiz ama dünyayı din namına severiz. Din için severiz. Bir de dünyanın üçüncü yüzü vardır ki gafilerin mel abegahıdır. Yani oyun yeridir. Hakikati olmayan yüzüdür. Şimdi insan kendi mahiyetine baktığında tahkiki imanla göreceği yegane hakikat nedir? Aç, fark, noksan ve kusur. Biz buyuz. Şimdi ben kendimi böyle görmeye başlayınca bütün mevcudat üzerinde sürekli zeval ve fena hakikatini görmeye başladım. Ama bakıyorum ki mevcudat var. Ha bu mevcudat kendileri namına bir şey göstermiyorlar. Bu mevcudat esma ilahi aynadarlık yapıyor. Bu mevcudat esma ilahi aynadarlık yaparak beni ahirete taşıyor. Yani ben bir çiçekteki güzelliği görünce o çiçekteki güzellik çiçekten olmadığını biliyorum. Beni kaynağa ulaştırıyor. Bak bu nazar kendimi böyle gördüğüm için dünyayı da sabit görmem. Dünyaya bağlanmam. O yüzden dünyaya bağlamak istemeyen kişinin yapacağı yegane hakikat, o kişinin kendine bağlanmaması lazım. O yüzden tasavvufta da, hakikat yolunda da insanın Allah'a ulaşmasının önündeki en büyük perde insanın kendi nefsidir. Bak, kendi nefsidir. İki tane şey vardır insanı helak eder. Kibir, Riya İkisi de aynıdır. İkisinin de bak temeli aynıdır. Kendini Aç, fark, noksan ve kusurdan mürekkep bir varlık olarak göremeyen kişi kendini aşamaz. Bak kendini aşamaz. Allah'a ulaşamaz. Kendini aşamayınca, kendine mutlak varlık olarak bakınca otomatikman kendini insanlara beğendirmek zorunda kalır. Çünkü ben sabitim, siz de sabitsiniz. Ben kendimi aşamadım, e siz de aşamam. Dolayısıyla bütün tavırlarım, hareketlerim sizin hoşunuza gidecek şekilde olur. İnsanlar ne der? Sevsinler, takdir etsinler, beğensinler, izlesinler. Ama kendini aşmış, mahiyetini ulaşmış, azim farkının farkına varmış, kusurun farkına varmış. Tamam mı? Benliği eritmiş. Bu adam zaten etrafında göreceği bütün varlıkları Cenab-ı Hak nam hesabına görür. Kimseye kendini beğendirmek için uğraşmaz. Kibir ve liyanın temeli aynıdır. İnsan kendi mahiyetindeki bu hakikatle yüzleşmedikten sonra hak yolunda ister tasavvuf, ister ondan sonra hakikat, isterse hangi yol olursa olsun hakikate ulaşma imkanı yoktur. Ve bu insan dünya peresikten kurtulamaz. Çünkü neden? Mahiyetine baktı ne gördü? Layimut ve daimi. Ben ölmeyeceğim. E ben ölmeyeceksem, e dünya da ölmeyecek zaten. Çünkü ben kendi aynamdan müşahede etmeye başlıyorum. O yüzden bu manayı yakalayamayınca biz dünyanın üçüncü yüzü olan hakikati olmayan bizim uydurduğumuz, bizim vehmettiğimiz dünyaya çok bağlanıyoruz. Mesela çocukları oyundan kopartmak zordur değil mi? Hele böyle toplu oyunlar varsa. Mesela misafirliğe gidiyoruz şimdi biz mesela. Yiyenlere gidiyoruz. Bizim çocukların bazılarının yaşı yakın. Mesela oynuyorlar, oyuna dalıyorlar. Biz, hadi gidiyoruz diyoruz. Aa, kızılca kıyamet kopuyor. Ağlamaklar kalalım mı? İşte baba söyle bırak bizi kalalım. O diyor biz size gelelim. Ayrılmıyorlar. Oyun çok zevkli. Oyunu gerçek zannediyor ve oyundan ayrılmak istemiyor. Bakın, bir insan kendini tahkiki iman eğitimine tabi tutmazsa, tamam mı? Bedeni büyür, yaşı büyür, ruhu küçük kalır. Sabidin o. Küçüktür, çocuktur. Ve kendini bu dünya hayatına kaptırır. Ev, araba, dükkan, mal, mülk, şan, şöhret, o bu falan hırsının kölesi olmaya başlar. Oyuna kaptırdı kendini. Ve derler ki ona ya biraz daha ya. Hele çocukları bir evlendirin ya. Hele bir torunu göreyim. Ya torunumun çocuğunu göreyim. Hatta bir rekor kırsam iyi olur. Torunumun torununu görsem ne güzel olur ya. Bak oyun bitmiyor abi. Abi ne zaman öleceksin sen ya? Mesele ne ki? Oyunun, oyunu öyle bir kaptırmış ki kendini. Oyundan ayrılmak istemiyor. Bizim şu anda dünya bir oyun eğlence yeridir diye Kur'an ayetlerinde ifade edilen mana budur. O yüzden hadiste Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bize buyuruyor ki dünya muhabbeti bütün hataların başıdır dediğimiz hata dünyanın iki yüzlü değildir. Bu oyun yeridir. Oyun yerine kendini kaptıran bir kişi dünya hayatına kendini kaptırır. Dünya hayatına kendini kaptıran bir kişinin dini hayatını yaşaması imkanı yoktur. Fedakarlıklar ve tavizler beraberinde gelir. Bugün birçok faize girmemizin, işte düşük seviyede faiz almamışın, fetvalarla bir sürü faizlere kılıp giydirmemizin, Allah muhafaza birçok böyle gayrimeşru yollara sapıp daha fazla kazanç için uğruna dinimizi feda ettiğimiz dünyanın muhabbeti budur işte. Üçüncü yüzüdür. Ve bu muhabbet bütün hataların başıdır. Yoksa dünyanın esmaya bakan, ahirete bakan tarafı muhabbete layıktır. Zaten bu dünya bu yüzden var. Ashab-ı kiram dünyanın bu yüzüne takıldığı için dünyayı terk etmemişler. Dünya içerisinde ahireti kazanmışlar. Biz bize burasını kazandıracak olan, bu şuuru kazandıracak olan imanı tahkiki çalışmanı bıraktığımızdan dolayı dünyanın işte o fani geçici yüzüne aldanıp birçok mukaddesatımızı dünyamız uğruna feda ediyoruz. Herkes kendi hayatını alacağız. Ya Kimse ona buna işaret yapmasın. İşte onu anlatıyor, bunu anlatıyor değil. Herkes kendine baksın. Hepimizin hayatında cüz-i külün var olan bir şeydir bu. Bu dünya bizi aldatıyor ve biz bu dünyanın üçüncü yüzüne öyle bir aldanıyoruz ki. O yüzden de ölüme karşı isteğimiz azalmaya başlıyor. Diğer bir hadiste efendim sonra sen buyuruyor hepimizin 21. lemada okuduğumuz lezzetleri tarif edip acılaştıran ölümü çok zikrediniz. Buradaki lezzet yine üçüncü yüzündeki lezzettir. Hakikati olmayan, lezzet gibi görünen zehir, nimet gibi gözüken nıkmetlerdir. Seni bir bir şey mesela atıyorum şu sana verildi ve bu seni Allah'a uzaklaştır, Allah'tan uzaklaştırıyorsa, zikirden uzaklaştırıyorsa, tefekkürden uzaklaştırıyorsa, dersten uzaklaştırıyorsa, marifetullah çalışmalarını uzaklaştırıyorsa o şey senin için nimet görünümü nıkmettir, nimetsizliktir. İşte bu lezzeti tarif etmen lazım ki senin, lezzet gönülümü şeyi tarif etmen lazım ki hakikate vasıl olasın. O yüzden ölüm büyük bir tesirlidir bu noktada yani. Bütün her şeyi sıfırlar. Yoksa dünyanın birinci ve ikinci yüzü olan işte Esma'a bakan, Cenab-ı Hakk'a bakan noktalarındaki kısımlarda bizim problemimiz yok. Zaten onlar güzel lezzetlerdir, hakiki lezzetlerdir, enemsiz lezzetlerdir. Hiç siz ders yapmış olduğunuz ders ortamlarının elemini çekiyor musunuz? Ne diyorsunuz? Oh be buna ders yapmıştık be ne güzeldi. Ne güzel ders yapmıştık. Yani en fazla elem dediğimiz şey o şeyin tatlılığı olur. Yani tekrar yaşama isteği olur. Hakiki ve safi lezzet iman ve iman dairesindedir. Bakın bunlara harit lezzet bulamazsınız. Ölüm bunları yok edemez. Çünkü bunlar bakidir. Şimdi ölüme karşı bu kadar böyle e, gabi olmamızın bir hikmeti de şu. Ölümdeki hikmet ve rahmet ve güzellik ve masla cihetini herkes göremez. Bak ölümdeki hikmet, rahmet ve güzellik ve masla cihetini herkes göremez. Zahire bakıp itiraz eder, şekvaya başlar. Ölümde ne varmış? Madde madde saydı bak şimdi. Ölüm hikmet varmış. Ölümde rahmet varmış. Ölümde güzellik varmış. Ölümde maslahat varmış. O yüzden ayet-i kerime bakın bize ölümü anlatırken yaratma kavramıyla anlatır bize. Bismillahirrahmanirrahim. Ellezi halakal mevtevel hayat eder. Bak ölümü ve hayatı yarattık diyor. Ve başa ölümü koyuyor. Çünkü hayatın belki mukaddemesi ölümle başlıyor. Aslında biz bir safhadan ölüp bir safhada diriliyoruz. İlmi ilahi oradan öldük. Mecaz olarak. Ruhlar aleminde dirildik. Ruhlar aleminden geldik. Bedende dirildik. Beden aleminden tekrar çıkacağız. Ruh böyle devam edecek. Her an bir yaratılış var. Zaten ölüm dediğimiz şey aslında yaratılışın başka formatıdır. Yani ölüm bitiş değildir. Şimdi peki neyi göreceğiz? Hikmeti, rahmeti, güzelliği, maslahatı. Peki ben bunu göremezsem ne olur? İtiraz başlıyor. Şevka Şevka başlıyor. Niye öldü? Birden bir öldü. Nasıl öldü? Allah Allah hiçbir şey yoktu. Neden neden öldü? Ya öyle bir ölüm uzaklaşmış ki ya yaş gelmiş 85'e adamın neden öldüğü tartışılıyor, konuşuluyor. Ya ne yapsın babam? Ne ne istiyorsan yani ne yapacak? Değil mi? Mesela Allah Geçimden versin. Genç bir ölüm olan sıralı ölüm derler ya genç. Ölümün sırası olmaz ama genel itibariyle yani vasatı bir ömür e, taşıyan insanların gitmesi vesaire. Sıralı bir ölüm olmazsa mesela genç birisi vefat edince insan tabii şaşırıyor yani. Ya ne oldu falan diyorsun. Ama öyle artık ölüm o kadar çoğumuz ki bir sürü esbab içerisinde biz ecel dediğimiz hakikatin farkındalığını unutuyoruz. Ve itiraz ve şekvalar başlıyor. Yani insan eğer hikmeti, rahmeti, güzelliği, maslahatı göremezse itiraz ve şekva başlar. Mesela maslahat dediğimiz şey. Şimdi bizim bu yakınımız vefat etti. Böbrek gitmiş, akciğer gitmiş. Şimdi yaşasın mı, ölsün mü? Şimdi ağlayanlar sorsan sen. Yaşasın mı, ölsün mü? Hepsi der ki ölsün. Ölüm altın kapak derler bizde. Çünkü yaşaması ciddi bir sıkıntı. Hem kendisine hem ona bakacaklara. Ölüm içinde rahmeti görmeye var. Elhamdülillah çok şükür vefat etti diyoruz. Bak ölüm içerisinde rahmeti gördük. Hikmeti gördük. Ha, kurtuldu diyoruz yani. O yüzden buna çok dikkat edeceğiz. Eğer bu dört noktayı göremezsek, hikmeti, rahmeti, güzelliği, maslahatı göremezsek itiraz ve şekva başlar. Peki bunu nasıl göreceğiz? Bakın hikmet, rahmet, güzellik, maslahat batında gözükür. Yani sen bunu zahirden göremezsin. Biraz daha derin bakış lazım. Nuru Kur'an'da la gözükür bu. Kendini tahkiki iman eğitimine tabi tutmayan ölümde hikmeti, rahmeti, güzelliği, maslahatı göremez. Göremeyeceği için ne yapar? Zahir aldanır. Zahirde çirkinlik görür. Küfür görür. Bu da zulümat küfürdür işte. Herkes kendi dünyasında değerlendirsin. Nasıl değerlendiriyorsun ölümü? Ya din öyle bir güzel bir şey ki bak yemin ediyorum. Hani haşa başa haşa, sümme haşa bu tahayyülü küfür küfür değildir. Bakın Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak bize soruyor. Eğer diyor sema ve arzda iki başka bir ilah olsaydı. Bak beni başka bir ilah olsaydı tefekkür ettiriyor beni değil mi? Bu bir Kur'an'ı yöntem. Şimdi ben de size bir küfür tefekkür ettireceğim. Din. Din hakikatının mesela ahireti kenara bıraktık. Yalnızca ahiret olmasın. Yalnızca bu dünyada dahi din büyük bir nimettir insan için. Bana anlatın kardeşim. Bu ölümünü nasıl anlatacaksın insana ya? Ölümü nasıl anlatacaksın? Bizim yeğen kız dedesi vefat etmiş. Göremedi. Kurstaydı. Şimdi tabi beraber yaşıyorlar bunlar. Şimdi şunu da söyleyeyim yani bakın e, dedesinden ayrı yaşayanlar bunu bilemezler. ha. Yani böyle beraber yaşayacaksın. Yani eski toplumda biz elhamdülillah Cenab-ı Hak bize bu nasip etti. E, i̇şte bizim Mustafa'yı da elhamdülillah nasip ediyor. Mustafa gerçi daha şimdi hemen ayrı oturacağım falan diyor ama olsun. Belki Süleyman Efendi e, nasip olur. Neyse yani dedeyle yaşayanlar dedelerine daha bağlı oluyorlar. Mesela hariçten ziyaret etmek <laughs> ayrı bir de sürekli. Çünkü dede ve babaanne gerçekten de e, ee, bazen anadan öte ana, babadan öte baba olurlar çocuklar için. Çünkü torun sevgisi farklı bir e, şey olduğunu görüyorum ben yani en azından. Şimdi kız ağlıyor. Biraz da böyle çok tabii kız evladı, duygusal e, daha şefkat kahramanları. Baktım böyle kardeşim geldi ya abi diyor biraz şunu da biraz konuş dedi. Ondan sonra çok fazla ağlıyor falan. Şimdi sen nasıl anlatacaksın Allah aşkına o çocuğun ruhuna nasıl anlatacaksın ölümü? Karşısında bir tabut duruyor. Yaşamış olduğu, evde sağ bıraktığı dedesi şu anda tabutun içerisinde. Ve onu alıp kabre götüreceğiz ve gömeceğiz. Ve eve geldiğinde artık dedesi yok. Aklıma şurası geldi. Üstadın şu Kur'an'dan çıkarmış olduğu çok güzel mana. Diyor ki bakın, nevi beşerin hemen yarasını teşkil eden çocuklar. Yani toplumun hemen hemen yarasını teşkil eden çocuklar. Yalnız cennet fikriyle onlara dehşetli ve ağlatıcı görünen ölümlere ve vefatlara karşı dayanabilirler. Ve gayet zayıf ve nazik vücutlarında bir kuvve-i maneviye bulabilirler. Ve her şeyden çabuk ağlayan gayet mukavemetsiz mizacı ruhlarında o cennet ile bir ümit bulup mehsul ana yaşayabilirler. Aldım onu dedim ki ya niye ağlıyorsun? Bizim için bu dünya geçici. Bizim bir cennetimiz var. Bak böyle konuşmaya başladım. Cenneti anlatmaya başladım yani. İşte deden orada olacak inşallah. Sen de orada olacaksın. Artık bir daha orada ölüm olmayacak. Orada hastalık olmayacak. Artık böyle dertler olmayacak. Ebedi olarak orada bütün ailemizle beraber oturacağız. Böyle anlatmaya başladım. Cenneti oraya, onun dünyasına taşımaya çalıştım. Tamam mı? Bak, hemen toparlayamıyorum. Şimdi benim bu kadar çok ağlarsa. Melekler der ki ya bu kız imansız mı böyle niye böyle çok kadar ağlıyor falan derler. Böyle biraz daha işi e, karikatürize etmeye çalıştım onun dünyasına girmek için. Anlattım 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 bak şimdi devam ediyor ki. Mesela cennet fikriyle der benim küçük kardeşim veya arkadaşım öldü. Cennetin bir kuşu oldu cennette gezer bizden daha güzel yaşar. Yoksa her vakit etrafında kendi gibi çocukların ve büyüklerin ölümleri o zayıf bir çarelerin endişeli nazarlarına çarpması mukavemetlerini, kuvve-i maneviyelerini zir ederek gözleriyle beraber ruh, kalp, akıl ve bütün letaifini dahi öyle ağlattıracak ya mahvolup veya divane bir betba hayvan olacaktı. Hadi gel teskil et bakayım. Din harici şu çocuğun ruhuna, kalbine sükunet verecek bir öğreti getir bana. Getir Buda'nın öğretesini getir. Getir Nietzsche'nin öğretesini getir. Aristotel'inkini getir. Getir kardeşim. Deneyelim. Hiçbir şey tedavi edemez. Hiçbir şey tedavi edemez. Cennetin vermiş olduğu o rahatlık, o kavuşma ümidi, o ümit insanı diri tutuyor. İnsanın ruhunu inşa ediyor. Bizzat iyi çocuktu onu müşahede ettim. Elhamdülillah biraz daha teskin oldu ve toparladı. Şimdi onun dünyasında dedesi inşallah cennette. O da cennete gidecek. Hep beraber orada oturacaklar. Bak ne güzel bir nimet oldu. Ne anlatacağız? Bale mi anlatalım şimdi? Çocuklara din dersi istemiyorlar ya. Bale dersini istiyorlar ama. Keman dersini istiyorlar. Şimdi bir de moda çıktı. Kemaneler de çıkamaya başladı. Tamam, biz bunları öğretmeyin demiyoruz kardeşim. Ama senin ruh, çocuğunun ruhunu ne anlatacak kardeşim? Bakın çocuk fıtrattır. Fıtrat bozulmayan çocuk en az senden benden bin kat daha çok etkilenir ölümlerden. Bir tane video paylaşmıştım. Bir tane çocuk böyle ağlıyor. Sonbahar videosu işte. Bahar gitmiş sonbahar gelmiş Çiçekler gitti. Bundan nereye gittiler? Ben bir daha bu çiçekleri görmeyeceğim de ağlıyor. Yeah. What the fuck? Çocuk sorguluyor. Bu acıyı bizim de hissetmemiz lazım. Kendimiz öyle bir uyuşturmuşuz ki çok fazla hissetmiyoruz. Anca böyle ölüm gelecek diye bir iki gün o da. Şimdi ölüm peçelidir. Yani ölümün peçesi zahirde karanlık gibi gözüküyordu diye. Nur-u Kur'an bize tahkik iman eğitimiyle beraber her şeyin hakikatını gösteriyor. Mesela her şeyin hakikatı nedir dediğimizde bak bir şey, bir şey sizi haddinden fazla üzüyor. Haddinden fazla sevindiriyor. Haddinden fazla ondan sonra kalbinizi hoplatıyor. Haddinden fazla öfkelendiriyor sa bilin ki o şeyin hakikatine ulaşamadınız siz. Bak, çok basit bir ölçü. Mesela ben Muhammed'le şimdi bir problem yaşadım. Muhammed'le karşı bir gün, iki gün, üçüncü gün tamam. Üçüncü günden sonra benim Muhammed'le artık aramı düzeltmem lazım. Veya da Muhammed'i ben görmem lazım artık. Muhammed'in arkasındaki eli görmem lazım. Ya yani çünkü kimsenin kimseye bir şey yapma imkanı var mı? Yok. Esbabın tesiri var mı? Yok. Tamam artık ben Muhammed'den geçmem lazım. Muhammed'e selamünaleyküm. Aleykümselam demem lazım. Öyle değil ya. Bitiriyorum. Mahmut her gördüm bırak görmeyin. Aklıma geliyor ismi böyle bir darlanıyorum, sinirleniyorum. Ne bu? Hakikate ulaşamadığımızdan dolayı ya. bu kadar basit. Hakikate ulaşamadın. Ölüm de böyledir. Ölümün hakikatini gördüğümüz zaman iş değişir. Hakikatini göremediğimizin sebebidir. Peçeli olusundan dolayı. Bakın üstad diyor ki en evvel diyor herkesi korkutan, en korkunç tevehüm edilen ölümün yüzüne baktım. Nuru Kur'an ile gördüm ki ölümün peçesi gerçi karanlık, siyah, çirkin ise de fakat mümin için asıl siması nuranidir, güzeldir gördüm. Şimdi hayal edin. Evlenecek kardeşlerimiz, yine yani bak hayli böyle saliha e, kadınlar nasip etsin. Peçeli bir kadın. Güzelliğini setrediler değil mi? Tesettür oradan gelir. Şimdi tesettür tesettür değil zaten yani. Setretmiyor, aşikar ediyor. Tesettürü setretmektir, örter. Siyah çarşafı giymiş, setretmek adına. Sana yüzünü gösterir mi? Belki yüzü gösterir çünkü yani yüz e, caiz diyorlar ondan sonra. Peçeyi düşün sen böyle. Aha, azameti takva giymiş bir kadın düşünün. Göstermez. Sahil güzelliklerini göstermez. Ne yapman lazım? Nikah kıyasın. Nikah kıydı mı ne olur hocam? Helal oluyor. Helal olunca ne oluyor? Sana bütün güzelliklerini gösterir. Doğru mu? Artık helalindir. Değil mi? Nikah kıydı mı Şimdi ölümün zahiri de kara toprak gibidir. İman nikahını kıydığımızda, bakın iman nikahını kıydığımızda ölüm zahiri peçesini kaldırır. Zahiri peçesini kaldırdığımızda bize nurani güzelliklerini göstermeye başlar. Peki ne göreceğiz? Ne çıkacak ortaya? Bakın o zulümat gibi gördüğün, senin vehminde gördüğün o zahir peçenin arkasından Sizlere müjde. Mevti veren odur. Yani hayat vazifesinden terhis eder. Şimdi siyah peçeyi kaldırıyoruz. Fani dünyadan yerini tebdil eder. Külfeti hizmetten azat eder. Yani hayatı faniyeden seni hayatı bakiye alır. İşte şu kelime şöyle fani cün ve inse bağırır der ki sizlere müjde. Mevt yani ölüm idam değil hiçlik değil, fena değil, inkraz değil, sönmek değil, firak ebedi değil, adem değil, tesadüfü değil, faizsiz bir inam değil. Yani öyle sen ölümü zayine bakıyorsun, öyle bitti gitti işte yok oldu, kayboldu, neden oldu, nasıl oldu böyle sanki tesadüfler yuma şeklinde böyle birdenbire oluşan bir şey değil. Hayır, tam tersi. Belki bir faili hakimi rahim tarafından bir terhistir. Tehlis çok güzeldir değil mi? Askerlik yapanlar bilir. Yani ben tabii 20 günlükleri bahsetmiyorum. Poşetlerden bahsetmiyorum yani. Adam hakkında askerlik yapanlardan bahsediyorum. Fakir 18'den yaptı yani. Her şeyi azametini yapmayı severim yani. Tehlis yani sen söyle çok önemli bir nimet. Yani hayatımın en mutlu günüydü ya. Yani ben evlendim bu kadar mutlu olmadım tehlis aldığımda. Vallahi bak adam bana tehlis belgesini verdi böyle. Bakıyorum o şaka gibi ya. 5 süreli gün ya. Bitti yani. Ve askerden çıkarken yemin ediyorum size bir eczacı poşetiyle çıktım. Üzerimde kıyafet. Bana komutan soruyor. Bazı mübarekler postal kaçırmışlar. Yok kamuflaj götürenler. Dedim bak nizamiden çıkacaksın dedim. Araştırırlar. Bulurlarsa tekrar girersin. Bir hafta daha kalırsın. Bu komutanım dedim. 18 ay giydiğin postalı ben niye yanıma alayım ya? Hiçbir şey yok mu dedim. Bu hoca. Bak komutan bu dedim. Poşet. Bir poşet. İçinde biletim var. İşte kimlik falan bu. Çıktım gittim ya. Yani. Ha ne? Çünkü illallah etmişim. Adresine çok terör falan alakası yok yani. Ya yani Kıbrıs'ta askerlik yaptık bütün gün. Spor, devrecilik, ihtima bu. Ama illa Allah etmişim. Neyi hatırlayacağım? Bak dünyada böyle işte. Tehlis olacağız. Tebdili mekan olacak. Tebdili mekan olunca ne olacak? E tebdili kıyafet olacak. Evet cesedi bırakıyorsun gideceğimiz yere göre. Sen şimdi buradan denize gelince montla gitmiyorsun. Değil mi? Tebdili kıyafet. Tebdili mekan tebdili kıyafeti netice verir. Tebdili mekan yapıyoruz. Başka bir alemde farklı bir kıyafet giyeceğiz. Elhamdülillah. Farklı bir rahatlık olacak. Tebdili mekanda ferahlık yok mudur? Arada evinizin şeklinizi değiştirin. Gerçi şimdi evlerin şekli çok değişecek kadar büyük değil ama. Mesela odanın bir şeklini değiştirin giriyorsun. oh be değişik oldu ha falan. Ama aynı Ama ferahlık veriyor. Şimdi buradasın. Rahmet yüklü bir dünyadan daha güzel rahmet yüklü bir yere gidiyorsun. Elhamdülillah tebliğli mekan ve saadet ebediye tarafına vatanı asliliğine bir sevkiyattır. Asıl vatanımıza gidiyoruz. Ne demek asıl vatanımız? Ya biz bu dünyada tatmin olamayacaktık zaten. Olmuyorduk zaten. Olma imkanımız da yoktu zaten. Olmak için çok uğraştık ama olamadık. Çünkü biz bu dünyada adamı değiliz. Fıtratımız bunu reddediyor. Çünkü biz faniyi sevemeyiz. Biz bakiye aşığız. Biz gelip geçici şeylerle oyalanmana oyalanacak bir varlık değiliz. Buradaki her şey gelip geçici. Vatanı asliğimize davet ediyor bizi. O yüzden vatan sevgisi imandandır. Hadisi eğer hadisse yani zayıf hadis olarak ifade ediliyor. O vatan sevgisinin zahir manası Türkiye, Makedonya falan şeklinde vatandan önce asıl vatan olan cennettir. Sen vatanı asliğine aşıksın. Orayı seviyorsun. Fıtratın onu istiyor. Hiç bitmeyecek zevkleri, lezzetleri istiyorsun. Bir yanda her yerde olmak istiyorsun, ölümsüzlük istiyorsun, hasta olmak istemiyorsun, sıkıntı çekmek istemiyorsun, rahat istiyorsun. Demiyor musun yalan? Bir yassam da kalkmasam işte kabir. Şöyle bir yassam diyorsun, kafa dinlesem. Ah sana kabir işte. Sessiz, sedasız. Kimse rahatsız etmeyecek ya. Gerçek mümkün O da senin dostların zaten. Selamun Aleyküm Aleyküm Öyle korkutucu tabloları aldamayın. Onlar bizim için değil. Ehli iman için değil. Korkmayın ya. Bak samimi söylüyorum. Selamun Aleyküm Selam. Bakacaklar. Zaten biliyorlar kimin ne olduğunu. Merak etme. Öyle yani sorgu sual öyle şey değil. Ya adam biliyor senin ne olduğunu. Çünkü irtibatlısın sen. Bak diyecekler ki Ahmet abi hoş geldin. Elhamdülillah bak samimiyetle söylüyorum. Azay öyle korkutucu falan değil ya. Onları inanmayın size. Onlar kişinin itikadına göre şekilleniyor. Hep anlatıyorum ya. Azay Aleyhisselam ne diyor? Ya Rabbi senin kulların kabız ervah zamanında benden darılacaklar, benden küsecekler. Çünkü en yoğun melek Azrail Aleyhisselam. Full çalışıyor. Değil mi? Mesaisi full. Hiç durmak yok yani. E şimdi can alacağım ama senin kulların benden küsecekler. Mesela ki siz mesela e, Aleyhisselam'ı değil mi? Farklı severiz biz. Ama Azrail'e böyle diyen var mı? Azrail be. Azrail <laughs> deme ya deriz. Bak hemen itikadımıza nasıl yerleştirmişler Azrail Aleyhisselam'ı. Ne diyor bak eğer öyle gattar bir melaike olsa öyle cabbar ondan sonra olsa der mi ki ya Rabbi senin kulların benden küsecekler. Diyor bak bana emir vermiş sen ister küs ister darıl. Çöker olur. Cenab-ı Hak ne diyor? Ben diyor onlarla senin arana musibetler ve hastalıklar perdesini koyacağım diyor değil mi? Kimse demiyor ki Azrail aldı. Ne diyoruz biz? İşte hastaydı, koran oldu, kanser oldu, Araba çarptı. Kimse Azrail aklına geliyor mu? Kimsenin aklı, Azrail gelmiyor aklına. Sonra Azrail kişinin itikadına göre kendisinden çıkacak olan bir şey. Siz Azrail Aleyhisselam'ı alemize şöyle alın. Şefkatli, mübarek ruhunuzu ona teslim edeceğiniz böyle emin bir el. Bak böyle Azrail'i düşünün. Ben böyle düşünüyorum. Özel bir kıyakta bekliyorum Azrail Aleyhisselam'dan yani. Allah'ın izniyle. Zaten bunu beklememin sebebi benim itikadımdan dolayı çıkacaksa eğer ben de gerçekten de böyle bir itikattam adam bana farklı gelemez Azayi Aleyhisselam. Onu da söyleyeyim yani. İnsaniyet bu. Ben gerçekten de bu itikattaysam eğer korkmam hiç gerek yok. Hoş geldin. Aleyküm Buyur. Öyle ha diğer adamın itikadı bozuk kendine vahyin terbiyesine taahhüt ya var? Bağırtırırlar. E bağlanmışsan çekip alacak. Niye o kadar bağlandın? geçen gün Makedonya'ya gittik biz. Kardeşlere ben para verdim. Ceplerine para koydum. Şimdi o Makedonya'ya çeviriyorlar çünkü. Anam e adam soruyor, nereye gidiyorsunuz? Siz işte gezmeye geldik. Geçen götürdük işte. Batuhan burada yok. Gezmeye geldim diyor. Kaç para var? 50 euro. 50 euro nereye gezeceksin sen? <laughs> Ağız geri gönderiyordu. Ya. Yalvara kadar içeri aldık adamları. Neyse. Sonra ben şey yaptım. Aldım ona 500 dolar. işte Emre'den ben onu borç aldım. 500 dolara, 500 dolara. işte 100 euro, 100 euro. Dedim. Bu parayı veriyorum. <laughs> Sesli mesaj attım. Bu kadar, bu kadar dönüşte alacağım sakın bağlanmayın. Ya benim zannetmeyin. Bize verilen hepsi emanet. Biz öyle bir sarılıyoruz ki aman Allah'ım ya Rabbi. Sonra cenab bak, bir çekiyor. Lan bas bas bağırıyoruz. Niye bağırıyor? Ne dedi sana? Bak emaneten veriyorum. Değil mi? Emaneten. Ne demek emanet? Senin değil. Emanete hıyanet işte budur. Sana verilenlerin senin zannetme. Sonra çekecek. Bas bas bağıracağım. Yandım gitti benim. Senin değildi ki. Evim gitti. Senin miydi? Malım gitti. Senin miydi? Canım gitti. Senin miydi? Yok. Vatan asliyelerimiz bizim orası. Bak unutmayın bunu. Ve son olarak da %99 ahbabın mecma olan alemi berza bir visal kapısıdır diyor ölüm. Yine nurani güzel bir tablo. Ölümle ilgili. Kabir. Zahiri çirkindi ama Peçeyi kaldırdık artık. İman nikahımızı kıydık. Bakın kabir nasıl bir yer. Kabir alemi ahirete açılmış bir kapıdır. Arka ciheti rahmettir. Ön ciheti azaptır. Yani kabrin ön ciheti dünya. Arka ciheti rahmet. Yani bundan sonrası. Kabirden sonrası rahmetmiş. Bütün dost ve sevgililer o kapının arka cihetinde duruyorlar. Senin de onlara iltihak zamanın gelmedi mi? Ve onlara gidip onları ziyaret etmeye iştiyakın yok mudur? Bütün dost ve sevgililer. Ama hangi dost? şimdi biz kimi dost tutuyoruz kendimize ona bakacağız. Kimliği dost edindik kendimize biz. Evet vakit yaklaştı. Hepimizin vakti yaklaştı. Kalan zamanımız belki geçen zamanımızdan az. Yani şurada ekser olaraktan öyle gözüküyor. Dünya kazuratından temizlenmek üzere bir gusül lazımdır dünya kazuratından, dünya pisliklerinden yani ma dünyanın üçüncü yüzüne karşı bağlanmışlığımızın vermiş olduğu manevi pislik. Ya bak sahabe-i kiram gerçekten müthiş bir algı şeyi var. Yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam menba bir şey söylüyor. Ashab-ı kiram da onu o seviyede acip idraki var. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yanına bir tane sahabe geliyor. İsmi bilmiyorum. Önemli değil yani. Bizim için orada önemli olan şuur. Diyor ki ya Resulallah diyor ben diyor dünyayı çok seviyorum. Ahirete karşı iştiyakım yok diyor. Efendimiz sallallahu diyor ki işte abdest al diyor. Tamam diyor da gidiyor. <laughs> Şimdi kendinizi oraya koyun ya. Edepsizlik yapmayın belki yanlış bir kelam kullanırız da. Bir şey bize dese ki abdest al. Ne deriz? Zaten günde beş vakit abdest alıyorum ben ya. İşte o abdest abdest değil. O abdest abdest değil. Sen onda abdest dediği şey o değil. O abdest dediği şey işte bu dünya kazuratından. Yani sen neden dünya ahirete karşı iştiyakın yok? Sen neden ölümü istemiyorsun? Çünkü dünyanın zahiri lezzetleri senin kalbini içine girmiş farkında olmadan. Onun abdestini al. Yani ne yap? manevi temizlen. Yani sana verilen maddi manevi cihazatı doğru kullan. O hmm. manevi abdesti al ve temizlen. Biz, ben olsam sorardım yani yani Resulü ya abdesti zaten alıyoruz biz ya. Yani. Abdestim şu anda da abdestliyim yani. O abdest değil. Abdest almak kolay. Suyla şu, şu, Biz sapı şıpır abdest alıyoruz yani. Dünya kazurantından temizlenmek üzere bir gusül lazım diyor. Peki bunu yapmazsak ne olacak? Yani dünya kazuratına temizlemek gusül almazsanız dünyada bıraktıklarınızla övünür. Bak dünyada bıraktıklarınızla övünür. Alemi ahirette deda olursunuz Allah muhafaza. Eğer seni kurtaracak bir eserin olmadığı takdirde bu fani dünyada bıraktığın eserlere kıymet verme diyor. Eğer burada bıraktıkların dünyalık çok, eğer amel sandığın azsa, boşsa problem. Çok büyük problem. Yoksa onlar istikzayla ihya edecekler. Yani kabre gireceksiniz. Melaikeler geleceksiniz. Sen ne yaptın? De baktın ki hiçbir şey yok. Yani doğru düzgün amel yok. Bir şey yok. Ya sen ne yaptın ya? Ya sana bir uyarıcı gelmedi mi bak? Azap meleği gelecek. İnsanın şuuruna soracak. Ya ki, sen sana, sana bir peygamber gelmedi mi? Sana bir uyarıcı gelmedi mi? Sana dünya hakikatını anlatmadılar mı? Sen de anlatılar diyecek ama o melek hadiste geçiyor. Kör ve sağırdır diyor. Ve azap etmeye devam edecek. Sota duracak. Cık, ya sana bir uyarıcı gelmedi mi? Sana bir peygamber gelmedi mi? Sen tabii gene ha Bu iş, onun hiçbir değeri yok yani. Çünkü o kör mesela o vazife kitlenmiş onu yapacak yani. Bazen şey olur ya hani ya yap yapacaksın artık yeter daha ne yapacaksan yap. O hale yani psikolojik olaraktan şiddetle göreceğiz. Ya geldi ya. Mezar komşularım ya rahatsız olurum Acayip şeyler var ha. Bak bunlar hadislerde geçiyor. Bunlar hadis okuyun ya bunları. Evimizde bütün gün kanalizasyonları izleneceğinize. Ya. Alın bir ilmiyel. Alın bir hadis kitabı. Hani Risale okumuyorsunuz bari. En azından ya. En azından zahiri hadis kitabı okuyun be kardeşim. Hani. Ölüm ve sonrası bir şey okuyun ya. Allah aşkına ne işiniz var bu siyasetlere? Bütün gün, bütün gün, bütün gün paranoyak gibi ya. Açın ya. Bunları hadislerde geçiyor. Bak güzel mana. İnsanı bir, bir ürkütüyor, bir toparlıyorsun ya. Anlamıyorum Bunların hep karşılaştığımız manzaraları. Giden mi gidip de gelen var diyor ya gidip de gelmiş adam işte anlatıyor da. Sokak sokak anlatıyor. Mahalle mahalle anlatıyor yani. Bütün ve her şeyi anlatıyor. Ne yaşayacağımızı anlatıyor yani. Sonra şaşır mı oraya gidince? Nereye geldim ben falan? Ehli iman anlık şaşırır. Sonra bu e, tamam, adam burayı biz bekliyorduk ya. Sıkıntı yok yani. Eğer İmam-ı Rabbani Ahmet-i Faruk'u bugün Hindistan'da hayattadır diye ziyaretine bir davet vuku bulsa bütün zahmetlere ve tehlikelere katlanarak ziyarete de gideceğim. Üstad öyle söylüyor. Yani Ahmet-i Faruk Hazretleri İmam Rabbani çok seviyor. Bugün Hindistan'da vazife yapmış. Orada irşat yapmış. Hayatta olduğunu duysam diyor. Beni çağırsalar bütün diyor tehlikelere katlanıp ziyaretine giderim. Binan Aley İncil'de Ahmet Tevrat'ta Ahiyet Kur'an'da Muhammed ismiyle müsemma İki cihanın güneşi kabrin arka tarafında milyonlarca faruk Ahmetlerle muhat olarak sakindir. Seni ahmet Faruk'u çağırsa giderin diyorsun ya. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kabrin öbür tarafında binlerce faruk Ahmetlerle beraber oranın sakini. Bakın biz Efendimiz Sallallahu Aleyhi Vesselam'ın bir kabri şerifini ziyaret için. Şimdi biz ne yapacağım ben 14 Haziran'da gireceğim. Nasip olursa 3000 kusur kilometre yol tepeceğiz. İşte 3,5 saat uçak yolculuğu yapacağız kabri şerifini göreceğiz. Hayatta gibi ziyaret etmiş olacağız. Ama birebir mülaki olamayacağım. Yüksek ihtimalle yani. Değil mi? Ama kabrin öbür tarafında Efendimiz sallallahu aleyhi binlerce Faruk Ahmetlerle beraber kabrin öbür tarafında muhat olarak sakin hayatta onların ziyaretlerine gitmek için niye acele etmiyoruz? Geri kalmak hatadır diyor. Bu şuurdaki bir insan için ölüm böyle bir kavuştu işte. Ya. Bediüzzaman Hazretleri için sevgili mekan, 199 ahbaba kavuşmak, Mevlana Hazretleri için şey bir aruz gibi ifadele, bunu ifade ediyor işte. Kur'an ölümün zahirini öldürmüştür. İslam ölümü öldürmüştür. O yüzden bakın ehli iman için ölüm nuranidir. Bizim cenaze arabalarımız yeşildir. Cenaze örtülerimiz yeşildir. Yeşil hayatı simgeler. Yeşil varsa bir yerde yeşillik varsa o da hayat vardır deriz değil mi? İslamiye temas etmiş olduğu bütün ondan sonra şeyi hayatlandırır. O yüzden öyle siyah gözlük takmak, siyah giyinmek bizim itikadımızla alakası yoktur. Onu film artistleri uydurdular işte şık gözüksünler diye yaptılar öyle bir şey yok. Ne? Bayrama gidiyorum. Hristiyanların cenazeleri siyahtır. Cenaze arabaları siyahtır. İtikatları gibidir. O yüzden ehli imanı mezarlıklarına bakın o da hayat vardır. En güzel ya da mezarlıklardır. Değil mi? E, İslam işte böyledir işte. Eğer dünyamızda ölümü hayatlandırmıyorsa takik bir ehli iman olmadığımızın göstergesidir. Allah muhafaza. Ölünce iman bitiyor bilin. Hani onlar işte ahirette iman dünya demekken hiç alakası yok. Uydurmasın bir iman ne yapacaksın ya? Zaten ölünce meleği göreceksin. İman ortadan kalkar ki. Ağrıtı göreceksin. iman ortadan kalktı ki bitti ki kader kaza hepsi bitti. Evet. Son olarak toprak ve toprağın rahatlatma noktasını nazara vereceğim. Şimdi insan dünya ve dünya geliş gayesini, dünyayı ve dünya geliş gayesini Kur'an ile anlamlandırınca karşına çıkacak en büyük hakikat ibadet hakikati. Şimdi ibadet denince aklımıza bizim genellikle fiili ibadetler gelir. E, ama Kur'an'daki, Kur'an anlatmış olduğu ibadet kavramı fiil ve fikir içeren bir bütün halinde bir ibadet kavramı geçer. Mesela Abdullah İbn Abbas radıyallahu anh, Ey insanlar Rabbinize ibadet ediniz ayeti kelimesini tefsir ederken mesela bunu tevhid üzerine tefsir etmiş. Yine bir ayet kelime daha var. Ben cinlere ve insanlara ancak bana ibadet etsinler diye yarattım. Bu ayette geçen ibadet kavramını da beni bilsinler ve tanısınlar şeklinde tefsir etmiş. Yani sahabe-i kiram içerisinde acayip bir tefsir tefsir noktasında zirve bir şahıstır yani kendisi. Doğasına mahzar bir zat. Şimdi dolayısıyla yani menba hakikiden direkt olarak feyizlenerekten bir mana ifade ediyor. Risale da bu, bu yöntemi bize ders veriyor. Şimdi ibadet kelimesinin türetildiği mahzara bakınca anlamı şu. Bunu yeni keşfettim. Çöl ve değersiz toprak anlamına geliyor ibadet. Yani hakiki ibadet kişinin mahiyetindeki aczi, fakrı ve noksan ve kusuru idrak ile beraber kendisini mana ismiyle öldürmesi, sıfırlaması anlamına geliyor. Adeta kendini kuru bir çubuk hükmünde görmeye başlıyor. Hakiki ibadet eli böyle olur. Şimdi bunu kuru çubuk hükmünde, işte kuru bir çekirdek hükmüne getirdi ama çekirdeğin için nereye dolduracak? Marifetullah'la dolduracak. Şimdi kendini bir kuru çubuk, bir kuru çekirdek hükmünde gördü. İbadetin özüne ulaştı. Kur'an tahkiki iman eğitimiyle. İşini de kendini bildi, Rabbini bildi. Kendindeki az ve fark, noksan ve kusurun idrakiyle Rabbindeki nihayetsiz rahmeti, kudreti, kemali anladı. Dolu dolu bir marifet doldurdu şuurun içerisinde. Ve misak ezeli de vermiş olduğu işte e, belada vermiş olduğu söze de vefa gösterdi. Bu merkezde bir hayat yaşadı ve bu insan öldü. Vefat etti. Vefa vefattan gelir. Vefat etti. Biz bunu aldık. Toprağa koyduk. Şimdi mevt başlayacak. Bakın ölüm Bedeni bir hayat yaşayanlar ölürler. Kayıtlarına bağlı hayat yaşayanlar ölecekler. Vefat, kalü belada vermiş olduğu söze vefa gösterip e, kendi hayatını ibadetle Kur'an'la yaşayanlar vefat edecekler. Vefata mahzar olanlar mevte mahzar olacak. Vefatla beraber mevt onun hakikatinin ortaya çıkması olacak. Yani beni toprağa koyacaklar, bizi toprağa koyacaklar. Ne yüklediğini o çıkacak. Ne yükledin o çıkacak. Yani abiler kabirden sonraki hayatı merak etmeyin. Bu hayatınıza bakın. Hayatı nasıl yorumluyorsunuz? Hadisatı nasıl yorumluyorsunuz? Mevcudatı nasıl yorumluyorsunuz? Başına giden hadiseleri nasıl yorumluyorsunuz? Ona bakın. Her yerin bir müşahede şenlendiren rahmeti müşahede edebiliyor musunuz? Ona bakın. Ondan sonra Allah'ın rahmetine gittiğinizde emin olun ki rahmete gideceksiniz. Çünkü rahmetliydiniz zaten. Nereye gideceksin? Başka yer yok ki alacaklar seni toprağa koyacaklar. Toprakla beraber senin hakikatin inkişaf etmeye başlayacak. Yüklediğin mana inkişaf etmeye başlayacak. O yüzden toprak çok güzeldir. Bakın toprağa ayağımızı basarız rahatlarız. Değil mi? Köye gittiğiniz zaman ne yaparsın? Çorapları çıkarırsınız. Ayakları basarız ondan sonra hiç stres atsın falan rahatlatır. İşte askerde bizi böyle çıplak ayakla mantarları öldürsün vesaire. Bak toprak acip bir temizleme yönü vardır. Değil mi? Şimdi bak üstadın toprakla ilgili çok acı bir tefekkür var. Diyor ki hamiyetli annemiz olan diyor toprak altına girmek. Bak hamiyetli annemiz olan toprak altına girmek. Kucağına sığınmak. Ve o hakiki ve daimi ve manevi çiçekleri seyretmek. Daha ziyade sevilir ve iştiyaka layıktır. Bu dünyada görmüş olduğun bütün zahiri rahmetlerin azamiyesini sen toprak altında müşahede edeceksin. Toprak seni muhafaza edecek. Toprak içine almış olduğu şeyi hep güzel şekilde dışarı verir. Çöpü alır, çamuru alır, cesedi alır, petrol olur, değil mi? Ondan sonra bak hep güzel olarak verir. Toprak tükürürsün, basarsın, ezersin. Hiçbir zaman şey hiçbir şekilde kötü karşılık vermez. Toprak şekline toprağa girdin mi? Güzel bir şekilde. Korkma. Hamiyetli annemiz bizi muhafaza edecek. Orada daha güzel manzaralar izlemeye başlayacağız. O yüzden bakın ayetin ifadesi Aha keşke toprak olsaydı manasının bir vesile bir tane kardeşin tefekkürü bu. Budur. Yani biz bu dünyada toprak gibi olmamız lazım. İbadetin özü insanın kendindeki hiçliği, aczi, farklı noksanı anlamasıdır. Bu manaya yakaladık mı toprak oldun. Yani bu dünyada öldün. Bu dünyada ölümü yaşadın mı artık ölümden korkmazsın. Bu dünyada ölümü yaşayan insanlar asla kırılmazlar. Küsmezler. Kırmazlar. Böyle hiç bitmeyen hırsları olmaz. İktidarlı Halim ve Selim olurlar. Çünkü sıfırlamış. Bunun tam tersi varsa bizde. Aşırı kızgınlıklarımız, kırgınlıklarımız, enaniyet vardır. Benlik vardır. Dolayısıyla kendimizi eritemememiz de o yüzden bitmez. Derdimiz bitmez. Kavgamız da bitmez. Böyle bas bas bağıra bağıra öleceğiz. Bunu bilin yani. O yüzden ölüm bizim gerçekten de dünyalık bütün his ve birikimlerimizi sıfırlar. Çok güzeldir ya. Yarın öleceğini bilseniz kimseye dargın olmazsınız ya. O yüzden ölüm güzel bir hakikattır. Kalbi diri olana. Bak ölüm güzel bir hakikattır. Kalbi diri olana. O yüzden kabir bir yalanın bittiği bir hakikatin başlayacağı yerdir. Çok güzeldir, çok nuranidir. O yüzden Yusuf Aleyhisselam üzerinden ölüm ders verilir bize değil mi? Yusuf Aleyhisselam ne yapmış? Babasına kavuşmuş kardeşlerine kavuşmuş. Mısır azizi olmuş. O dünyevi lezzetli saadetten daha cazibedar bir saadet ve ferahlı bir vaziyet kabrin arkasında vardır ki Hz. Yusuf aleyhisselam gibi bir hakikat bin bir zat o gayet lezzetli dünyevi vaziyet içinde gayet acı olan mevti istedi. Ta öteki saadete mahzar olsun. Ha, demek ki mana ismiyle ölmeden, dünyanın üçüncü yüzüne ölmeden hakikate dirilemezsin kardeşim. Hem dünyanın dibine vuracağım hem de ahiretin sultanı olacağım. Öyle bir dünya yok. Öyle bir dünya yok babam. Öyle bir tarikat yok yani. Bulsam ben giderim. İşte Kur'an hakimi şu belagatına bak ya bakın kıssa Yusuf'un hatimesini ne surette haber verdi. O haberde dinleyenlere elem ve teessüf deyin. Belki müjde ve sürur ilave ediyor. Hem irşat ediyor ki a bu cümleyi a yaz. Kabrin arkası için çalışınız. Hakiki saadet ve lezzet ondadır. Bu dünya. Boş ver abi bu dünyayı. Hakiki saadet öteki tarafta. Burada değil. Bak kendini Kur'an'ın terbiyesine tabi tutan bir insan iman saadeti dareni netice verir. İki can saadeti. Bu dünyada da lezzet alırsın. Ahirette de lezzet alırsın. O yüzden yapacağımız şey nedir? Ciddi bir ölüm tefekkürüdür abiler. Tefekkür için ölüm bol bol. Kabin ziyareti yapacağız. Eskiden yapardım böyle gençlik zamanında. Şimdi artık ithalatı gevşelik. Kabirde giden böyle kitap okurdum ondan sonra. Benim amcamın kızı vefat etmişti. Ben de hemen aynı yaştaydı. Yani çok uzun zaman oldu. Onun böyle kabrine gider orası böyle güzeldi böyle. Kitap okuyordum. Mı? Yok manzara yok. Kabirde ne manzarası? Ali hani Büyüköy'ün manzara çıkacak yani. Ama olsun yani bir dünya bir bağlantın kesiliyor. Yani bir nötrlüyorsun kendini. Kabir ziyareti belli bir dönem yasaklanmış. Sonra efendim sallallahu aleyhi ve sellem Ama nasıl bir kabir ziyareti? Bakın biz... Ee, genelde kabristan giderken fatiha gideriz. İşte toprağa su atarız. Yani o suyun da çok da bir şey yok. Ektiğin çiçeklere faydası olur. Yoksa alttakine hiçbir faydası olmaz yani. Yukarıdan su atmanın. Ee, öyle itfaiye çalışmıyor. Altta sistem yok yani. Şimdi yapmamız gereken şey nedir? Tekasür suresini kendimize rehber yapıp kabir ziyareti yapacağız. Ne demek bu? Bakın. Biz insanın özelliği şudur. Nisyanı müpteladır insan. İnsan unutur. Niye geldiğini, bu dünyaya niye geldiğini, bu dünyada yaratılanların neyi ifade ettiğini unutur. Tamam mı? Ve 60-70 sene böyle debelenip dururuz bu hayat içerisinde. Şuurlu bir kabir ziyareti bizi bu tekasür krizinden kurtarmak için çok idealdir. Bakın emin olun ki her gün kabir ziyareti yapın, işinizi öyle gidin, bütün hırsınız biter. Ama şuurlu bir kabir ziyaretinden bahsediyorum. Yani Fatiha okumak için değil. Gideceksin, yarın sen oraya girdiğini düşüneceksin. Değil mi? Senin de öleceğini düşüneceksin. Ayetin ifadesiyle seni oyalayan çoklukların farkına varacaksın. Mal, mülk, işte araba, o, bu, ne varsa ya. Tamam mı? Bütün bunları değerlendireceksin. Kabre gideceksin ve o şuurlu kabir ziyareti senin bütün o menfi hissiyatlarını, menfi ondan sonra birikimlerini sıfıra çarpacak. Bakın sıfır yutan elemandır. Yüz bin çarpı sıfır sıfırdır. Bir milyon çarpı sıfır, sıfırdır. Ölüm sıfır gibidir. Her şey sıfırlar. Menfi hissiyatlarını sıfırlar. Dünyaya karşı ondan sonra hırsını sıfırlar. Ondan sonra insanlara duymuş olduğun öfkeyi, gayzı, kini sıfırlar. Böyle pamuk gibi yapar adamı. Kabre girersin. Dersin ki, Ya Rab ben bu kabre gireceğim. Ve beni intizar etmekte ve benim de süratle ona doğru gitmiş olduğum bu kabir dünyanın zinetli, lezzetli şeylerini hediye olarak kabul etmez. Bunu da bileceksin. Çünkü dünya ehlince güzel addedilen şey kabirde çirkindir. Ha benim malım mülküm var burada öyle bir şey yok kardeşim. Diyecekler. Ya ben işte Eminönü'nün en tanımış esnafıyım. Öyle bir ayrıcılık yok kardeşim. Loca satmıyoruz. Ya ben işte başbakanım. Hiç önemli değil. Her kişinin yeteneği burada. Bu oyun var oyun var. Hiç önemli değil. Hiçbir anlamı yok. Hatta bunlarla övünüp gitmesen diyecekler ki ya sen ne kadar ahmaksın ya. Kaç tane ayet geldi bunun hakkında sen hala bununla övünüp gelmişim böyle diyecekler Allah muhafaza. Sonra ne yapacaksın? Kabir ziyareti bitti. Mezalikten çıktıktan sonra o şuuru hayatına yansıtacaksın. O zaman işte elhamdülillah Kur'an'ı bir kabir ziyareti olur. Maalesef biz genelde ölenin açık kalan gözünü kapatmanın önemli olduğunu zannederiz. Ölü vefat böyle gözünü kapatmak için uğraşırız değil mi? Böyle bir adettir. Aslında ölüm hakikatinin yapması gereken şey de bizim için? Gözümüzü açıp bu dünyanın hakikatini göstermesi lazım. Yani ölümün gözü açık kalsın kalmaz önemli değil bırakın. Biz kendi gözümüze bakacağız. Benim gözümü kapatıyor mu dünyanın üçüncü yüzüne karşı ölüm? Tamam o zaman. Elhamdülillah. İşte ölüm böyle güzel bir şey. Allah bu manadaki ölümü anlamayı yaşamayı hepimize nasip etsin. Evet. Subhaneke la inneke entel ve ahru rabbil alamin.